Antrenör eğitiminin psikososyal boyutu çok önemli ve Türkiye'de bu konuyla ilgili federasyon kursları dışında pek böyle bir çalışma, bir seminer, eğitim çalışmaları yapılmıyor. Dolayısıyla bu tip böyle çalışmaların, bu tip toplantıların daha çok organize edilmesi, her kulüpte daha düzenli ve faaliyetli şekil olması benim için, benim adıma önemli bir çalışma göstergesi. Bundan sonraki dönemlerde umarım çeşitli konular altında bir arada oluruz. Ve bugünkü konumuz da altyapıda antrenör ve oyuncu ilişkileri. Şimdi öncelikle şu fotoğrafla başlamak istiyorum. Bu fotoğrafı her zaman kullanırım çünkü bu fotoğraftaki beden dili ve iletişim şeklinde görüyorsunuz. Oyuncu oturuyor ve ona doğru eğilmiş ve göz teması kurmuş bir antrenör var. Yani burada antrenör ayakta daha dik durup yukarıdan tepeden de oyuncuya bakabilirdi. Dolayısıyla buradaki verilen mesaj oyuncuyla aynı seviyede olmak ve onunla o göz temasını, o iletişimi sağlıklı bir şekilde kurmak. Dolayısıyla başarılı antrenörler aslında iyi birer iletişimcidirler. Antrenörün başarısız olduğu zamanlarda, dönemlerde, takımlarda mutlaka iletişimle ilgili, özellikle sporcuyla olan iletişimle ilgili sıkıntıları yaşadığını gözlemlemekteyiz. Antrenörün her eylemi, her davranışı bir iletişim gerektirir. Çünkü antrenör hitap ettiği topluluk olarak sporcularla olabildiğince vakit geçirmektedir. Bir antrenör olarak sayısız durumlardan etkili iletişim kurulmaktadır. Bunlardan örnek olarak takımda yeterince yer almadığını düşünen bir sporcuyla konuşurken nerede, ne zaman, nasıl konuşmak, yani yedek kalma sıkıntısı dediğimiz bir mental durum var. Bununla ilgili bir iletişim kurarken sporcuları karmaşık bir konuya açıklarken bir kombinasyon veya bir taktik varyasyonu anlatırken antrenmanlarda, drillerde yöneticiler takımın durumunu anlatırken yine bir etkili iletişim becerisi antrenör için gerekmektedir. Bunun yanında medyaya açıklama yaparken, basına açıklama yaparken kullanılan dil, kavramlar, dile hakim olmak ve kendini iyi bir şekilde ifade edebilmek bir antrenör için de önemli bir özellik olması lazım. Dolayısıyla burada ilişki, iletişim derken sadece mesaj göndermek, karşı tarafa bir şeyler anlatmak değil, aynı zamanda gelen mesajları da alabilmek, anlayabilmek, kavrayabilmek önemlidir. Tabi burada gelen mesaj derken, fotoğrafta da gördüğünüz gibi futbolcunun o anki hissiyatı, o anki düşünce yapısı, o anki davranışla ilgili futbolcunun geri bildirimini anlamak, kestirebilmek, tahmin edebilmek, öndeye dediğimiz bir kavram var. Önden kestirmek, tahmin edebilmek bir önemli beceridir. Dolayısıyla antrenörler sadece açık ve anlaşılabilir mesajlar vermekte değil, sporcudan gelecek geri bildirimi anlayacak şekilde ve dikkatli dinleme konusunda da beceri sahibi olmalıdırlar. Yani ben 2001 yılından beri mental antrenör olarak çalışıyorum. 13-14 sene oldu. Genelde antrenörler bana şey sorar, işte maç toplantısında takıma karşı konuşma, maç konuşmasında nasıl daha iyi yapabilirim? Devre arasında, soyunma arasında nasıl daha iyi konuşabilirim diye. Yani genelde karşı tarafa hitap etmeyle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak istiyorlar. Fakat az önce slaytta da gördüğünüz gibi sadece karşı tarafa bir şey anlatmak değil, karşı taraftan gelen mesajları da iyi bir şekilde anlayabilmek, iyi bir dinleme becerisi de önemlidir. Özellikle altyapılarda çocuklarla, gençlerle, ergenlerle o etkili iletişim kurmak için tek taraflı değil, çift taraflı. Yani o dinleme becerisi de altyapı antrenöründe olması gerekiyor. Çünkü sporcu kendi tespitlerini, takımla ilgili, kendisiyle ilgili kendi tespitlerini, kendi düşüncelerini, önem verildiğini, değer verildiğini hissetmek ister. Tabi bu da nasıl olacak? Antrenör kendisini dinleyerek, dinlemesiyle meydana gelecek. Sporcuyla iletişim kurmak, sadece ona olumsuzluklarını, eksiklerini söyleyerek yermek anlamında değil. Sonuçta bunlar altyapıdaki çocuklar gelişim dönemleri. Gelişim döneminde oldukları için teknik, taktik anlamda, fiziksel anlamda, hatta zihinsel anlamda, mental anlamda eksiklerin olması normal.
Sadece olumsuzlukları eksikleri söylemek değil, tabi bu da bir antrenör olarak sizin göreviniz, çocuğun gelişimi, genç sporcu gelişimi için ona bu eksikleri söylemeniz gerekiyor. Onun yanında sporcuya doğru bilgi vermek, doğru ve bilimsel bilgiyi vermek, sporcuya yardımcı olmak ve kendine güvenini, sporcunun o özgüvenini pekiştirme yönelik davranışlı olmaktadır. Şurada fotoğrafta gördüğünüz Amerika'da klişe bir tabirdir. Diyor ki antrenörler sporculardan daha fazla konuşuyorsa yanlış yapıyor. Türkiye'de düşündüğümüzde genelde antrenör konuşuyor yani. Profesyonel takımlarda da, alt yapılarda da hep antrenör konuşuyor, oyuncu dinliyor, antrenör konuşuyor, oyuncu dinliyor. Tam tersi olması lazım aslında. Yani şu tabir Amerika'da klişe bir tabirdir. Eğer sen sporcularla daha fazla konuşuyorsan yanlış yapıyorsun demektir. O açıdan dinleme becerisi alt yapılarda önemlidir. Ve bu iletişim anlamında siz de biliyorsunuz iletişimin %70'i bilim adamları verdiği rakam olarak sözsüz beden dili olarak kabul edilmektedir. Bu beden dili olarak kabul edilen bu iletişim unsurları düşmanca jestler, yüzdeki mutluluk ifadeleri, tehditkar hareketler, kibar davranışlar gibi pek çok unsurları içeriyor. Bunların hepsi sözsüz iletişimi şekillendiren durumlardır. Antrenörler tipik olarak sözsüz ve duygusal mesajları almaktan çok sözlü ve içerik boyutu ağırlıklı mesaj verme bakımından genelde daha ustadır, daha çok konuşma eğilimlidir, az önce ifade ettiğim gibi. Şimdi burada bir şablon var, bir tablo var. Düşünce süzgeçleri diyor, ben size onu biraz çevireyim. Birincisi olarak kritik etmek, eleştirmek ve düzeltmek. Örnek olarak demiş ki, ortadaki sahipsiz topları daha çok almalıydın, Mario gibi daha agresif ol. Burada sporcunun iletişim kurarken sporcunun eksiğini yapıcı eleştirdi. Eleştirdi iki adı, yapıcı eleştirdi ve yıkıcı eleştirdi diye. Burada yapıcı bir eleştiri şekilde ortada sahipsiz topları, bunu basketbolda ortadaki bir top da olarak kabul edilir. Veya futbolda karambola toplar, ortaya düşen toplar gibi. Burada da bir örnek olarak bunu verebiliriz. İkinci olarak kinaye veya Türkçe'de böyle iğneleme dediğimiz cümleler. Bu tabii ikincisi o antrenörlerin yapılmaması gereken, alt yapıda kullanılmaması gereken ifadeleri örnek. Bu oyun hakkında düşündüğün neydi? Yani aklın neredeydi? Oyun esnasında aklın neredeydi? Ne düşünüyordun? Bir de Sünger Bob var, çizgi film karakteri belki biliyorsunuzdur. Sünger Bob bundan daha sert topa vurabilir. Yani bu tip böyle kinayeci, iğneleyici ifadeleri, cümleleri, antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun konuşmamak gerekir. Fakat ben bazen birebir çalıştığım zamanlarda, alt yapılarda genç sporcularla çalışırken alt yapı maçlarında özellikle antrenörlerin oyunculara kinaye veya iğneleme değil de hakarete varan şekilde hata yaptığı zaman tepkiler verdiğini gözlemliyorum. Bunlar çok yanlış ve pedagojik anlamda da olmaması gereken davranışlar. Diğer üçüncü olarak görmezlikten gelmek. Not now diyor. Yani şimdi değil. Yani çocuk bir şey anlatmaya çalışıyor. Genç, erken bir şey anlatmaya çalışıyor. Şimdi seni dinleyemem. Şimdi de daha sonra dinlerim gibi çocuğu geçiştirmek. Maybe later derken işte belki daha sonra bakarız. Mesela çok kullanılan bir tabir var. Çocuk iletişim kurmaya çalışıyor. Bakarız. Sonra şimdi işim var gibi değil. Yani olabildiğince genç sporcular iletişim kurmak için fırsat kullanmak ve onu dinlemek önemli. Son olarak da sözsüz beden dili olarak bir kategori var. Sporcuya kaşlarını çatmak. Sporcu sizle konuşurken gözünün sağda solda olması, saatte olması gibi onu dinlemekten sıkıldığınızı belirten ifadeler. Ve en son olarak da heavy singing denilen ağır ağır derin derin mesaj çekmek, oflama, yani çocuktan, gençten veya kendi derdinizi anlatan, o sporcudan sıkıldığınızı belli eden tavırlar. Bu sözsüz ve olumsuz düşünce süzgeci. Aslında biz bunlara duygusal kumar diyoruz. Birinci olan olması gereken antrenör tutumu. Şimdi altyapıda temel antrenör özelliklerini üçe ayırıyoruz. Takımın hedeflerini sporcuyla paylaşmak, takımın hedefleri derken altyapıda profesyonel takıma oyuncu yetiştirmek ve aynı zamanda sporcu kimliği gelişmiş oyuncular yetiştirmek. Yani sadece profesyonel takım değil,
Profesyonel olarak futbol oynayabilecek oyuncu yetiştirmek, takımın hedefleri derken yine Türkiye'de bu çok tartışılan bir konu. Takımın hedefi bize göre şampiyon olmak, kupa kazanmak veya maç kazanmak değil altyapıda. Bize göre sporcu kimliği gelişmiş ve sağlam karaktere sahip, profesyonel liglerde oynayabilecek altyapıda A takıma olabildiğince hazır şekilde çıkmış oyuncu yetiştirmek. İkinci olarak sporcuların atletik becerilerini artırmak. Koordinasyon, denge veya fiziksel gelişimle ilgili her türlü özelliklerine tutun da sporcunun bu atletik becerilerini artıracak şekilde antrenman planlaması, antrenman programımızı yapıp o sezonu o şekilde geçirmek. Üçüncü olarak da bunları oyuncularla ilişkilendirme kapasitesi. İlişkilendirme kapasitesi derken takımın özelliklerini, oyuncunun özelliklerine göre antrenman planlaması yapmak veya hazır şablonlar kullanmak değil, gelişim özelliklerine uygun şekilde, takımın ihtiyacına, eksiklerine uygun şekilde bir planlama yapmak, ilişkilendirme kapasitesi derken bu antrenörün sahip olması gereken temel becerilerin üçüncüsü bu. Dolayısıyla etkili iletişim yeteneği alt yapılarda başarılı ve başarısız antrenör arasındaki farkı da belirleyen temel faktördür. Antrenörler takımın kazanma yeteneğine eşit miktarda katkı sağlayan iki önemli rol oynar. Öğretmek, altyapıda zaten birinci olarak sizin öğretici beceriniz gelişmiş şekilde ve kendi futbol bilginizi, görgünüzü en iyi şekilde çocuklara aktarabilecek bir öğretici becerisine sahip olmanız ve oyunu yönetmek. Oyun becerisi, oyunu okuma ve oyunla ilgili çocukların oyun bilgisini, oyun zekasını geliştirecek şekilde de onlara katkıda sağlamak bir rol olarak kabul edilmektedir altyapı antrenörleri. Fakat Türkiye'de ve aslında Amerika'da da aynı şekilde bu kazanma baskısı ve ne olursa olsun kazan zihniyeti altyapılarda antrenörlerin birbirlerine ona rekabet ediyor, takımlar ona rekabetlerinde bu kazanma baskısı da bazen karşılaşılıyor ve dolayısıyla sporcuları eğitmekten daha fazla şeyler yapmak, yani takım kazanmak, kazanması, kupa kazanması, grubu lider bitirmesi gibi. Bunun için bir video. Antrenman sırasında sorumlu kişi Coach Kramer'dir. Bu nedenle ben burada oturup Mario ve Kelly neler yapıyor izleyeceğim. Unutmayın, sorumlu kişi Coach'tur. Evet, antrenmanın sorumlu kişi Koçtur, antrenördür diyor. Dolayısıyla az önce bahsettiğimiz gibi günlük antrenman planlamasının yanında çocukların, gençlerin ve ergenlerin gelişimleri, fiziksel gelişimleri, zihinsel gelişimleri, oyun becerisi, toplu oynama becerisi gibi pek çok becerilerin gelişiminde sorumlu olan kişi antrenördür. Bu kazanmayla ilgili yöneticilerin sizin takımın kazanmasıyla ilgili baskılar bu antrenör-sporcu ilişkisinde etkilemekte. Nasıl etkilemekte? Çünkü antrenör-sporcunun karakter ve beceri gibi gelişimler hakkında daha az karar vermekte, daha az zaman harcamakta ve daha az düşünmektedirler. Gelişim liglerinde bile antrenörler öğrenmek için oynamak yerine kazanmak için oynamaktan dolayı suçlanır. Nerede? İşte bu Avrupa'da da bu tip böyle Amerika'da da tartışma var. Türkiye'de aynı şekilde. Yani buradaki ifade bana göre önemli bir ifade. Öğrenmek için oynamak mı yoksa kazanmak için oynamak mı? Alt liglerde, gelişim liglerinde. Şu videoyu da size... Buraya futbol oynayıp eğlenmek için geldik. Eğlencenin ilk adımı birbirimizi tanımak. Benim adım. Evet, burada eğlence, oyun eğlencesi, oyun keyfinden bahsediyor. Messi'nin bir sözü aklıma geldi. Ben futbolu şöhret için, para için değil, futbola aşık olduğum için seçtim. Fakat altyapı liglerinde anneler, babalar da siz daha onlarla iletişim içindesiniz. Çocukların bir gelecekle ilgili kurtarış, kendilerini kurtaracak şekilde bir potansiyel güç olarak görüyorlar. Çocuğun futbolcu olsun, para kazansın, bizi işte daha iyi hayata hazırlasın gibi. Dolayısıyla bu oyun keyfi, oyun eğlencesi biraz arka planda kalıyor. Bir de burada antrenörün söylediği kendinizi tanımanız, antrenör olarak kendinizi tanımanız ve oyuncuyu tanımanız. Oyuncuyu tanımak da, onunla iletişim kurmak da önemli bir faktördür.